Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala ali seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Elhamdülillahillezî şerrefena bidînil İslam. Elhamdülillahillezî nevvere kulûbena bikitâbihil Kur'an. الحمد لله الذي من علينا بإرسال رسوله محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Cenab-ı Hak cümlemize hakkı hak olarak tanımayı ve hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanımayı ve batıldan kaçınmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize Kur'an-ı Azimüşşan'a ve sünnet-i seniyyeye uygun güzel bir hayat yaşamayı ve böyle güzel bir hayat sonunda imanla kendisine kavuşmayı nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemize sevdiği ve razı olduğu kulları gibi amel işlemeyi, sevdiği ve razı olduğu kullarının arasına girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üzerinde önemli durduğu İslami kardeşlik, İslam kardeşliği konusunun hakikaten kişilere ve topluma yerleşebilmesi için gerekli olan kaidelerden biri kusurları yaymamak, ayıpları örtmek, hataları açığa vurmamak, günahları deşifre etmemek, haramları sanki normalmiş gibi her yerde ulu orta söylememek kaidesidir. Bu noktada Müslümana düşen iki önemli görev vardır. Biri birebir, teke tek hataları, kusurları uyarma görevimiz vardır. Tatlı bir dille, araya nefsimizi karıştırmadan, Allah rızası gözetilerek, güzel ifadelerle tebliğ ve uyarıda bulunulmasıdır. Bir ikinci görevimiz, bu hataları ve kusurları başkalarının yanında o kimseyi küçültmek, küçümsemek, tahkir etmek, hor görmek anlamında ifade etmemektir. Hataları ve kusurları toplum içerisinde o kimsenin ismini vererek yaymamaktır. İster yüzüne, ister arkasından söyleyelim, din kardeşimizin kusurlarından sorumlu değiliz. Sorumlu olduğumuz tebliğdir, uyarıdır, davettir, hatırlatmadır. Ama onun kusurlarını her yerde toplum huzurunda söylediğimizde onu küçük düşürmüş, hafife almış ve ona karşı İslam kardeşliği görevinde kusur işlemiş oluruz. Kusur düzeltirken yeni bir kusur gündeme gelmiş olur. Bu konuya
şu ayeti kerime ile başlıyoruz. Estağfirullah, bismillah. İnnellezîne yuhibbûne en teşî'al fâhişetu fillezîne âmenû. Müminler arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenler. Müminler arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenler. Lehum azabun elimun fid dunya vel ahire. Böyleleri için dünyada da ahirette de acıklı, can yakıcı, acı verici bir azap vardır. Bugün medyanın en önemli hatalarından biri budur. Haramların, münkeratın, zinanın, fuhşun bütün insanlığa nakledilmesi. Haramlara karşı engel olmak ayrı bir görevdir. Ama dolaylı veya açıktan haramın reklamının yapılması, dolaylı veya doğrudan haramın propagandasının yapılması caiz değildir. Bu manada okuyacağımız ilk hadisi şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Sevgili Peygamberimizin dizi dibinde çok uzun yıllar bulunmadı. Ama sürekli bulundu. Bulunduğu zaman onun talebesi oldu. Gece gündüz suf ve ashabı içerisinde özel dersler aldı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra da bu dersleri verdi. Yani görevi ilimdi. Hurma bahçesinde, kumaş dükkanında, ticaret kervanında görevi yoktu. Onun görevi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den ilim öğrenmek. Ebu Hureyre Abdurrahman bin Sahır radıyallahu anh, meşhur olan ismiyle. An-Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Sevgili Peygamberimizin şöyle buyurduğunu anlatıyor. La yesturu abdun abden fid dünya. Dünyada bir kul bir kulun hatasını örterse illa seterahullahu yevmel kıyame, Allah da onun hatasını örter. Sabah namazına gelmeyen, sabah namazına kalkmayan birini gördünüz. Efendim sizi sabah namazında göremedik diye herkesin arasında onun kusurunu ortaya koydunuz. Caiz değil. Müslüman kardeşimizin hatasını, kusurunu herkesin arasında deşifre etmek, açığa vurmak İslam kardeşliğine aykırı. Müslüman kusurları örtücü olmalı. Onu uyarırız. Onu ikaz ederiz. Tebliğ görevini yaparız. Ama herkesin arasında paylamak, fırça atmak, yıkıcı eleştiride bulunmak caiz değil. Günümüz insanı eleştiriyi seviyor. Sitemi seviyor. Günümüz insanı nefsini tatmin etmek için kardeşini lekelemeyi göze alabiliyor. Bunlar kesinlikle caiz değil. Bunu bir cemaati, bir grubu tenkit etme anlamında yapmamız hiç caiz değil. Bu manada ayet-i kerimeler var. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا. Bir topluluğa olan kızgınlığınız sizi insafsızlığa sürüklemesin. Herhangi bir ülkeye gittiniz, ticaretiniz iyi gitmedi. O ülke halkını tamamen kırmızı çizginin altında görmek caiz değil. Bir başka kasabaya gittiniz, olumsuz bir takım şeylerle karşılaştınız. Şunlar yok mu? Şu şehirler yok mu diye bütün o şehir halkını topa tutmanız caiz değil. Bir topluluğa olan kızgınlığınız, bir cemaate olan küskünlüğünüz
sizi insafsızlığa, adaletsizliğe sevk etmesin. Ayet-i kerime devam ediyor. Adaletli olun, insaflı olun, hakkaniyetli davranın. Takvaya en yakın olan nokta budur. Evet, kusurları örten kişi olmak. Kardeşimizin, yakınımızın, arkadaşımızın, dostumuzun bir kusurunu gördüğümüzde onu yaymamak, açığa vurmamak, yüzüne vurmamak, paylamamak İslam kardeşliğinin gereği. Min husni İslamil mar'i terkuhu ma la ya'ni. Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Müslümanlığının, güzel Müslüman oluşunun alametlerinden biridir. Beni ilgilendiren sadece uyarıdır. Yazılı, sözlü, birebir. Eğer o uyarıdan anlamazsa, konu toplumu ilgilendiriyorsa yetkili makamlara bildirmektir. Ama bundan sonrası onu lekelemek, onu ayıplamak İslam kardeşliğine aykırıdır. İnce bir nokta vardır. Bu ince noktayı, yani nasihatle ayıplama arasındaki ince noktayı iyi anlamak durumundayız. Bu manada Hafız İbn Recep el-Hanbeli'nin bir eseri vardır. Henüz Türkçe'ye tercüme edilmedi. El-Farku beynen nasihati ve ta'yir. Nasihat ile, uyarı ile ayıplama arasındaki farklar. Üç önemli farka işaret ediyor. Bir, Allah için nasihat eden sadece Allah rızasını gözetir. Allah için nasihat etmeyen nefsini tatmin etmeye çalışır. Bir arkadaşım beni falan zaman kırdı ya, hele bir fırsat elime geçmesin. Nefsimi tatmin için ben de bir fırsat elime geçtiğini onu kırıyorum. Komşum beni komşular arasında tenkit edince ben de bir zaman kolluyorum, o komşumu tenkit etmeye çalışıyorum. Allah rızası yok. Nefsin tatmin edilmesi var. Nefse pay verilmemeli. Birinci kaide bu. İkincisi, kullanılan üslup tatlı olmalı. Sevecen olmalı. Sevgi üslubuyla, şefkat üslubuyla, bir annenin üslubuyla, bir doktorun üslubuyla, bir mürşidin üslubuyla yaklaşmak durumundayız. Bağıra çağıra uyarı yapılmaz. Döver gibi konuşulmaz. İstediğiniz kadar haklı olun, haklı olmanız bağırma hakkını size vermez. İkinci nokta üslubumuz. Febima rahmetin minallahi lintelehu. Ey Habibim, Allah'ın sana verdiği rahmet sebebiyle sen ashabına yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Sert olsaydın, katı yürekli olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Peygamberimizin muhataplarının büyük bir kesimi bedevilerdi. Dağdan, bayırdan, badiyeden, çölden gelmiş insanlar. Edep nedir? Görgü nedir? İnsanlık nedir? Bilmiyorlardı birçoğu. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin edebinden, terbiyesinden, eğitiminden geçtiler. İnsanlığa, insanlığı onlar öğrettiler. Peygamber Efendimizin tahammülü, sevgisi, şefkati, hoşgörüsü, kucaklamasıyla onlar İslam ahlakı dersini aldılar. Sünnet-i Seniyye'yi tarif ediyor Mevlana. İki kelime kullanıyor. Bir formül gibi. Diyor ki sünnet edeptir. Mevlana Celaleddin Rumi. Sünnet baştan sona edep, terbiye, ahlak. Sünnet eşittir edeptir. Ekmelül müminine imanen ahsenuhum hulukan. İman bakımından en kamil müminler ahlakı en güzel olanlardır. Ne kadar tatlı, ne kadar hoş, ne kadar güzel ifade varsa uyarıda bunu kullanacağız. Bir, Allah için uyaracağız. İki, tatlı ifade kullanacağız.
Üçüncüsü bire bir. Bir başkasının bulunmadığı bir yerde, bir başkasının duymayacağı bir yerde uyarıyı teke tek yapacağız. Sizin gayeniz onu başkasına nakletmek, başkalarının arasında lekelemek değil, onun hatasını en güzel şekilde Allah rızası için, kardeşim şu nasihatimi dinle. Bak senin şu hatanı gördüm, bir kardeşin olarak uyarıyorum. Kabul etsin, etmesin. Bizim görevimiz, yani doktor hastayı takip etmez ki. Filme bakar, tahlillere bakar, reçeteyi yazar. Hasta takip etmeli doktor. Uyarıları yapar. Şu şu ilaçları kullanmalısın. 15 gün sonra bana gelmelisin. Telefon edip nerede kaldın demez. Uyarıyı yapması, ilmi, akademik, tıbbi, sağlık uyarılarını yapması onun için yeterlidir. Hasta kendisi takip edecek veya hasta yakınları takip edecektir. Evet, mümin kul kardeşinin günahlarını örtecektir. Bu hadis-i şerif o kadar önemli bir hadis-i şerif ki, bu hadis-i şerifin hatırına Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Medine-i Münevvere'den kalkıp atına binmiş, Mısır'a, Kahire'ye gitmiştir. Bu hadis-i şerifi ilk ağızdan duymak için. El-Hatib-i Bağdadi, El-Rihle fi talebil hadis, hadis ilmi uğruna yapılan yolculuklar, ilmi yolculuklar eserinde bunu naklediyor. 1500 kilometre mesafe, Medine-i Münevvere, Kahire. Kahire'ye gider. Sorar önce, bu hadis-i şerifi kim rivayet ediyor? Ukbe bin Amir radıyallahu anh derler. Bu hadis-i şerifin bir başka rivayeti. Peki ben uzun bir müddettir göremedim deyince, şu anda Mısır'da bulunuyor. Fetih ordusuyla beraber Mısır'a gitti derler. Mısır'da Amr ibn-i As camiinde bulur Ukbe bin Amir'i. Ya şu hadis-i şerifi bir anlat bakalım. Peygamberimizden ben duyamadım. Ne zaman söyledi, nasıl söyledi, ne demek istedi? Kimin için söyledi? Nerede söyledi? Peygamberimiz bu hadis-i şerifi söylerken oturuyor muydu, ayakta mıydı, hutbede miydi, minberde, mihrapta mıydı? Soru 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 üzerine. Ve sonra dosya tutar gibi gereken bütün bilgileri aldıktan sonra bana müsaade eder. Ben dönüyorum. 1500 kilometre İstanbul Hakkari. Bu kadar mesafeye gitmiştir ama dönecektir. Ukbe bin Amir ısrar eder. Misafirim ol der. Hayır, ben bu hadisi şerif için geldim. Bir hadisi şerif için bu kadar mesafeye giden insanlar. Bir hadisi şerif için bir aylık mesafeye giden insanlar İslam tarihinde. İlk ağızdan duymak için. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den duyan kimseden doğrudan duymak için. Hadis-i şerif nedir? Men setera müminen fid dünya seterahullahu yevmel kıyame. Kim mümin kardeşinin bir hatasını örterse, dünyada bir mümin kardeşinin hatasını kimseye söylemezse, ondan başkasına söylemezse, Allah da kıyamet gününde onun gizli kusurlarını, hatalarını örter. Öyle hatalarımız var ki bizden başka kimse bilmiyor. Sadece Cenab-ı Hak biliyor. Ve Cenab-ı Hak bunu bizim yüzümüze vurmayacaktır. Kıyamet gününde Gafur, örten, bağışlayan ismi şerifi, ismi celiliyle Cenab-ı Hak örtecektir. O kusuru arayacağız, bulamayacağız. Sanki o kusur hiç işlenmemiş gibi. Cenab-ı Hak tarafından bizim yüzümüze vurulmayacak. Kusur vardır, üzeri örtülür. Kusur vardır sanki hiç işlenmemiş gibi. Va'fu anna ile vagfir lena arasındaki fark budur. Dua ediyoruz. Va'fu an, affeyle ya Rabbi. Affet demek tamamen sil. Hiç işlenmemiş kabul eyle demektir. Ya Rabbi affetmezsen mağfiret eyle. Mağfiret de kusurun üzerinin örtülmesidir. Üzerine bir kapak çekiliyor, örtülüyor. Yani gündeme gelmiyor.
af mağfiretten daha üst. Affedilmesi, tamamen o kusurdan vazgeçilmesi. Borcun tamamen silinmesidir. Ama borcun üzerinin örtülmesi ikinci bir derece. Evet. Rabbim affına, mağfiretine nail eylesin. Ve anhu radiyallahu anhu kal. Yine Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet edilen bir hadis-i şerif. Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Allah Resulü'nün şöyle buyurduğunu işittim. Kul ümmeti muafa. Ümmetimin tamamı affedilecektir. Bağışlanacaktır. Bütün ümmetim afiyete nail olacaktır. İllel mucahirin, yalnız günahını açıktan işleyenler, günah işlemekten utanmayanlar, günahını açığa vuranlar hariç. Ümmetim affa layıktır, mağfirete layıktır, bağışlanmaya layıktır. Ancak günahını açıktan işleyenler müstesna. وَاِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ اَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِالْلَيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَيَكُولُ يَا فُلَانْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَلَيْهِ. Kişi geceleyin bir günah işler. Sonra Cenab-ı Hak o günahı örtmüş olduğu halde sabaha erer. Gece işlediği günahtan hiç kimsenin haberi yok. Sabahlar arkadaşıyla konuşurken, yahu biz dün gece şu hatayı işlemişiz, şu günahı işlemişiz diye günahını anlatır. Halbuki Rabbi onun günahını örtmüştür. O Allah'ın örttüğü günahı kendisi açığa vurur. Hatasını, kusurunu, günahını açığa vuran kimse açıktan günah işlemiş gibidir. Fasık tabiri vardır. Facir tabiri vardır. Fasık, günahını açıktan işlemeye utanmayan kişidir. Yüzünüz kızarıyorsa imanınız var demektir. Utanıyorsanız bir hata, bir kusur, bir günah işlediğinde Müslüman kardeşlerinizden çekiniyorsanız, sıkılıyorsanız, elhamdülillah, hayanız var, dolayısıyla imanınız var demektir. Ama günahlarından hiç utanmayanlar var. Günahını açıktan işleyenler var. Günahlarıyla övünenler var. Veya günahıyla övünmüyor ama bu günahını arkadaşların arasında söyleyenler var. Ya dün akşam arkadaşlarla gittik, ya içki içtik vesaire vesaire diye anlatıyor. Bilen yok, oradakiler bilmiyor. Cenab-ı Hak kapatmış ama o günahını açığa vuruyor. Açığa vurması bütün herkesin gözü önünde günahı işlemiş gibidir. Müslüman kendi günahını örtecek. Cenab-ı Hakk'a yalvaracak, yakaracak. Kimseye söylemeyecek. Ya Rabbi beni affeyle, beni bağışla diyecek. Allah ile kulun arasına girebilecek hiçbir kimse yoktur. İslam ile batıl, çarpık, yanlış Hristiyanlık arasındaki fark budur. Günahını papaza arz etme, günah çıkartma diye bir olay yok. Yani tevbeyi hoca efendiye arz etme diye bir olay yok. Ben şu 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 hata işledim diye söyleme kesinlikle uygun değil. Açıktan günah işlemiş gibi günah kazanıyor. Sahabe-i kiramdan birçoğu cahiliyede neler neler işlediler. Ama bunları kapattılar. El-İslamu yecubbu ma kâne kablehu. İslam'a girme daha önceki günahları örter, siler, yok eder. El haccu yecubbu ma kâne kablehu. Hac ibadeti
hayatımızda yeni bir sayfanın açılmasına sebep olur. Haçtan önce ve sonra. Haçtan önceki günahlar, hatalar silinir. Tekrar bunları gündeme getirmeye gerek yok. Cenab-ı Hak'la aramızda gündeme getiririz. Ama insanlara bunu söylemek, halka bunu arz etmek, sunmak caiz değil. Müslüman günahını gizli tutacaktır. Günahını açığa vurmak, günahından utanmamak, günahından sıkılmamak demektir. İsterse pişman olarak açığa vursun, caiz değil. Bunu kimse bilmemeli. Allah'ın örttüğünü açmak caiz değil. Efendimiz buyuruyor ki Allah örtüyor, o Müslüman kul günahının perdesini açıyor. Caiz değil. Sanki açıktan günah işlemiş gibi günah olmaktadır. Rabbim muhafaza eylesin. Evet. Ve anhu radiyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Yine Ebu Hureyre hazretlerinden rivayet edilen bir hadis-i şerif: İza zenetil emetu fetebeyyene zinaha fel yecdidhel had ve la yuserrib aleyha. Bir kimsenin cariyesi zina ettiğinde ona had cezasını vursun ama ona ağır ifadeler kullanmasın, kınamasın. Thumma in zanat ath-thaniyata falyajlidha al-hadd wa la yuthrib alayha. İkinci defa bu fuhşu işlediğinde yine cezasını versin ama onu kınamasın. Thumma in zanat ath-thalithata falyabi'ha wa law bihablin min sha'rin. Üçüncü defa fuhuş yoluna gittiğinde bir ip bedeline bile olsa artık onu satsın, elinden çıkarsın. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz ceza verilen kimsenin hakaretle muhatap olmasını uygun görmüyor. Herhangi bir eğitim metodu olarak öğrenciye, çocuğunuza, yakınınıza cezayı hak eden bir duruma geldiğinde ceza verebilirsiniz ama onu hakarette bulunmayın. Tahkir etmeyin, küçümsemeyin. İkinci bir ceza olmasın. Burada eğitim metodu olarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sonraki hadisi şerifimiz bunu daha iyi açıklayacaktır. Ve anhu, bugünkü hadisi şerifler, bu dördüncü hadisimiz yine Ebu Hureyre'den. Kale utiyen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bir racülin kad şeribe hamra. Sevgili peygamberimizin huzuruna İçki içmiş bir kimse getirildi. Kal idribuhu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ona içki içmesinin karşılığı olarak 80 değnek vurun dedi. Kal Ebu Hureyre fe minned daribu biyedihi. Kimimiz elimizle vuruyorduk. Ve daribu binalihi. Kimi terliğini çıkarmış onu atıyorduk. Ve daribu bithevbihi. Kimi de elindeki kumaş parçasıyla vuruyordu. İlk uygulama. فَلَمَّنْ صَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَخِزَاكَ اللّٰهِ Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz oradan ayrılınca veya o cezaya layık olan kimse oradan ayrılınca ashab-ı kiramdan biri Allah seni kahretsin, rezil rüsva eylesin dedi. قَالَ sallallahu aleyhi ve sellem. İfadeye dikkat edin. Sevgili peygamberimiz şöyle buyurdu: La tekulu hakeza. Böyle beddua cümleleri söylemeyin. Allah seni rezil etsin. Allah seni mahcup etsin. Allah seni kahretsin demeyin. La tu'inu aleyhi şeytan. Onun aleyhine, şeytana yardım etmeyin. Onu şeytanla baş başa bırakmayın. Onu toplum dışına itmeyin. Onu toplum dışına atmayın. Yine benzeri bir olay oldu. Abdullah bin Himar isimli bir sahabi içki içmiş, ceza verilmişti. İkinciye, üçüncüye içki içince Hazreti Ömer radıyallahu anh dayanamadı. Allah lanet eylesin dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müdahale etti. Hayır ya Ömer. La tel'anhu. Ona lanet okuma. İnnehu yuhibbullâhe ve rasûle. Bu içki içen adam
Allah'ı ve Resulünü sevmiyor. Senin görmediğin, bilmediğin bir başka özelliği var. Bu hatayı, bu günahı işliyor ama bir başka özellik, kalbi Allah sevgisi, Resulullah sevgisiyle dolu. Ama bu alışkanlığından bir türlü vazgeçemiyor. Şeytana doğru itmeyin. Şeytanın ona yardımcı olmasına fırsat vermeyin. Evinizden atmayın, kovmayın. Hata işleyen bir kimse, kusur işleyen, günah işleyen, hatta ceza verilen bir kişi ayıplanmamalı. Toplum dışına atılmamalı. Ya şeytana uyarsa, ya daha çok batarsa, ya uyuşturucu bataklığında kıvranırsa, dünyası gibi ahireti de perişan olursa, biz onu kazanmak için elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. Eğitimcilerin, terbiye erbabının, irşat erbabının, psikologların, pedagogların görevi büyük. Onu kazanmak, onun hayatını kazanmak. Hata ettiği halde, kusur işlediği halde, günah işlediği halde onu elinin tersiyle itmemek. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kulunu tamamen reddetmiyor. Tamamen reddettiği bir kul artık ıslah olması mümkün değil. Bize göre ıslah olmaz diye zannettiğimiz nice insanlar dönüş yapmış, bizden daha iyi, samimi bir kul olmuştur. Ya bir ölüm, ya bir kaza, ya bir umre, yahut bir başka olay onun aklını başına almasına sebep olmuştur. Bugün tenkit ettiğimiz o kişi yarın bizden daha samimi bir Müslüman haline gelmiştir. Arkadaş, çevre kurbanı olanlar, bile bile yanlış bir takım yolda olanlar, Cenab-ı Hak hidayet nasip etmişse, Cenab-ı Hak onun hatalardan dönmesini takdir etmişse, Allah'ın izniyle dönecektir ve toplumda, İslam ümmeti içerisinde hakikaten faydalı bir kimse olacaktır. Tevbe diye bir olay var. Tevbe edenler var. Hatasından dönenler var. Nice kusurlarımızdan, hatalarımızdan dönmüşüzdür. Gençliğimizde yaptığımız kusurlardan pişman olmuşuzdur. İnsanoğlu hatasından pişman olan bir varlıktır. Hatasında ısrar eden bir varlık olduğu kadar. Evet, burada la tu'inu aleyhi şeytan. Onun aleyhine, şeytana yardım etmeyin. Onu şeytanla baş başa bırakmayın. Kardeşinizin şeytanla yan yana baş başa olmasını istemeyin. Gençtir, hata edebilir. Hastadır, hata edebilir. Çocuktur, hata edebilir. Ama bu hatasından dolayı elimizin tersiyle ittiğimiz insanlar, tebliğden, irşattan, uyarıdan uzak tutulan insanlar kayıp kimselerdir. Kayıp gençler, kayıp aileler, kayıp insanlar bizim için gerçekten Allah'ın huzurunda mahcup olacağımız kimseler olacaktır. İmam-ı Gazali İhya-ül Ulumuddin adlı eserinde öyle diyor. Kıyamet gününde bir Müslümanın en çok pişman olacağı şey, bir hadis-i şerif mali olarak söylüyorum. Arkadaşı, dostu, yakını, komşusu gelecek. Bu gerçekleri biliyordun. Niye beni uyarmadın diyecektir. Niye bana hatırlatmadın? Niye bana söylemedin? Efendim ben söylüyordum ama duymuyordun. Hayır, daha güzel söyleyebilirdin. Daha iyi hatırlatabilirdin. Hatırlatma görevini benim nefsime ters gelecek şekilde yapmayabilirdin. Dik konuşursak, ağır konuşursak, sert konuşursak almayacaktır. Bir doktor şefkatiyle, bir mürşidin ifadesiyle, bir eğitimcinin tavrıyla, bir anne şefkatiyle, bir baba merhametiyle insanlara davranmak mecburiyetindeyiz. Ama şu var, istifade etmeyen yine istifade etmeyebilir. Nuh Aleyhisselam gece gündüz, Kur'an-ı Kerim'de rakamlar azdır. Matematiksel ifadeler çok değil. Ama matematiksel ifade veriliyor burada, rakam veriliyor. 950 sene tebliğde bulundu. Nuh Aleyhisselam'a Rabbim uzun bir ömür verdi. Ne kadar yaşadığı Kur'an-ı Kerim'de nakledilmiyor. Ama tebliğ müddeti sadece 950 sene.
kavminden 950 sene zarfında iman eden kişi sayısı 80 ile 90 arası. Birkaç rivayet var. 90 değil, 80 değil. Yani 10 seneye, 11 seneye bir kişi düşüyor. Ama Nuh Aleyhisselam en gayretli, en ihlaslı, en çalışkan ülül azim miner rusul, en azimli, en kararlı 5 peygamberden biri olarak naklediliyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam. Biz bu kadar gayret etsek, bir yerde 10 sene çalışsak, bir kişi kazansak kendimizi başarılı kabul etmeyiz. Kur'an-ı Kerim en başarılı peygamberlerden biri olarak görüyor. Hanımı iman etmedi. Oğlu iman etmedi. Sağanak yağmurlar, seller her tarafa alıp götürüyor. Evladım tufan geliyor. Daha çıkarım dedim. Evladım bak tepeler hep yağmur altında, sel altında. Daha büyük dağa çıkarım, daha büyük tepeye çıkarım dedi. Yani hidayet nasip değilse, hidayet peygamber nasihat etse kabul etmiyor. Lut Aleyhisselam'ın hanımı kabul etmedi. Sadece iki kişi iman etti. Yaşlı bir peygamberdi Lut Aleyhisselam. İki kişi, öyle peygamber geldi ki hiç kimse iman etmedi. Ama Cenab-ı Hak ona sen görevini yaptın dedi. Uyarı görevi hepimizin görevidir. Peygamberlerden sonra alimlerin, mürşitlerin, salihlerin ve bütün müminlerin görevidir. Yeter ki tatlı bir dille, yerinde üslubu tayin ederek konuşmak. Rabbim hatalarımızı, kusurlarımızı affeylesin. İslam'ı en güzel şekilde yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, sahabe-i kiramı uyarırken çok farklı metotlar kullandı. İnnemâ ene mubelligh. Ben bir tebliğci. Ben uyarıcıyım. Vallahu yehdi. Hidayete erdiren Allah'tır buyurdu. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyhin Müsned'inde rivayet ettiği sahih hadis-i şerif. İnnemâ ene mubelligh. Ben sadece bir tebliğciden ibaret. Ben davetçiyim. Ben hatırlatıcıyım, ben uyarıcıyım. Vallahu yehdi. Hidayete erdiren Allah'tır. Yine Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir başka hadis-i şeriflerinde İnnallâhe be'atheni muallimen muyessiran. Allah beni kolaylaştırıcı bir eğitimci olarak gönderdi. Onun görevi eğitimdi. O insanları eğitiyordu, terbiye ediyordu. Hikmetle, Kur'an'la Allah yoluna davet ediyordu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Yılmadan, usanmadan, bıkmadan eğitime, tebliğe davet etti. Hayatının ilk 40 yılında temsil göreviyle, hayatının son 23 yılında tebliğ göreviyle, hem temsil hem tebliğ göreviyle devam etti. Yani hayatın ilk 40 yılında ahlakıyla, duruşuyla, tavrıyla İslam'a, İslami hakikatlere davet etti. Ama 40 yaşından itibaren hayatının sonuna kadar hem en güzel şekilde temsil görevini yerine getirdi, hem de tatlı dille tebliğ görevini yerine getirdi. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى. O kendiliğinden hiçbir şey konuşmaz. Onun bütün konuştuğu kendisine vahyedilen vahiyden ibarettir. İki çeşit vahiy var. Biri vahyi metlu, Kur'an-ı Azimüşşan, okunan vahiy. Yani her harfine 10 sevap aldığımız, okumakla ibadet ettiğimiz kitabımız. Biri de vahyi gayri metlu, ibadetlerde okunmayan ama Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Peygamber'in kalbine ilka ettiği ilham veya vahyin diğer şekilleriyle onun kalbine aktardığı vahiy. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki İnnallâhe evhâ ileyye. Allah bana vahyetti. En tevâdâ'u.
mütevazi olun, alçak gönüllü olun diye vahyetti. Ve la yefkar ahadun ala ahad. Kimse kimseye karşı böbürlenmesin. Ve la yebghi ala ahad. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Bu ifade Kur'an-ı Kerim'de yok. Ama Peygamberimiz Allah bana vahyetti buyuruyor. Cenab-ı Hak, Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalbine ya doğrudan veya Cebrail vasıtasıyla, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla hakikatleri vahyediyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin söyledikleri ya vahiydir yahut vahiy kontrolündedir. Biri geldi. Ya Resulallah, in kateltu ve kutiltu fe eyne ene? Ben Uhud savaşında soruyor. Ben çarpışırsam, bu savaşta öldürülürsem benim yerim neresidir? Aleyhissalatü vesselam el cenne buyurdu. Cennettir. Elinde birkaç hurma vardı, attı hurmaları. Buna ne gerek var dedi. Cennete gidiyorum. Hurma yemekle meşgul olmak, cennete giden yolda oyalanmak demektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çağırın dedi. O giden sahabiyi çağırın. İllet deyin dedi. Kul hakkı hariç. Fe innehu kâle li Cibrilu anifen. Bu ifadeyi Cebrail şimdi bana söyledi. Sana söyledikten sonra Cebrail aleyhisselam geldi. İllet deyin. İki kelime. Borç hariç, kul hakkı hariç buyurdu. Şehit olsanız bile kul hakkını Allah affetmiyor. Yani anında Cebrail aleyhisselam müdahale ediyor ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin eksik bir şey söylemesine müsaade edilmiyor. O Resulullah'tır. Aldığı emri aynen nakledendir. Elçidir. Allah'ın elçisi. Elçi demek ilave yapmayan demek. Eksiltmeyen demek. Emri aynen nakledendir. Hani bir kimse size geldiği zaman, bir kardeşinizin haberini naklettiği zaman şu ifadeyi kullanır. Elçiye zeval yok. Beni gönderdiler. Benim kızınıza falan kimse talip oluyor. Ben elçiyim. Elçiye zeval yok demek elçinin bir kusuru, hatası olmaz. O sadece nakleden. Ben size bunu naklediyorum. Allah Resulüne, Peygamberimize Resul kelimesinin, elçi kelimesinin kullanılması çok anlamlı. Kendiliğinden bir şey nakletmesi mümkün değil. Hadis-i şerifleri göz ardı edenler, sünnet-i seniyeyi ikinci plana itenler, efendim hadis-i şerifler arasında sahihi, zayıfı, haseni, uydurması vardır, biz bu kadar derine inemeyiz diyenler, bize sadece Kur'an yetiyor diyenler, aleyhissalatü vesselam Efendimizin mübarek rolünü görmezden gelmektedirler. Bir kimsenin Müslüman olması için La ilahe illallah demesi yeterli değil. Mutlaka Muhammedur Resulullah diyecektir. Eşhedü en la ilahe illallah diyenin eşhedü enne Muhammeden Resulullah deme mecburiyeti vardır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve elçisidir diye şehadet ve tanıklıkta bulunmak mecburiyetindeyiz. Bu ifadenin anlamı şudur. Allah'ın kulu demek iki manaya gelir. Bir, Muhammed Mustafa da bir kul. O da bir beşer. Melek değil. Farklı bir kimse değil. O da insan cinsinden. Bir özelliği var. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin diğer insanlardan farklı güzelliklerinin olması. Özelliklerinin olması. Muhammedun beşerun lakel beşer. Muhammed Mustafa beşerdir, insan cinsindendir. Fakat sıradan bir insan gibi değildir. Kennehu yakutetun beynel hacer, taşların arasındaki yakut ve elmas gibidir. Yakut, elmas taş cinsinden, metal cinsinden değil. Cins olarak taş ama taşların arasına koyamayacağınız kadar çok 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 değerli bir taş. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin Allah'ın kulu olduğunu ifade ediyoruz. Bir başka anlamı Allah'ın kulu demek emirde zirve demektir. Emre itaatte zirve demektir.
teslimiyette, rızada, bağlılıkta son nokta demektir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirlerine asla itiraz etmeyen, emirleri en güzel şekilde yaşayan, Allah'ın yasaklarını en güzel şekilde duyuran ve en güzel şekilde uzak kalan demektir. Cenab-ı Hakk'ın özel eğitiminden, özel terbiyesinden geçen insanlığın efendisi ene seyyidu veledi Adem, ben Adem oğullarının efendisiyim buyurdu. Ama o kadar mütevazi, o kadar alçak gönüllü, kibir gururdan o kadar uzak ki hadis-i şerife devam etti. Ve la fakir. Bunu övünmek için söylemiyorum. Bir gerçeği ifade etmek için söylüyorum. Ben Adem oğullarının efendisiyim ama bir övünç vesilesi olarak söylemiyorum. Bir gerçeği ifade etmek için söylüyorum diyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hayatında hiç kimseyi yüzüne karşı paylamadı. Hiç kimseyi yüzüne karşı eleştirmedi. Hata edenleri genel manada uyardı. Bir görevli vardı. Zekat toplamakla görevlendirilmişti. İbnül Lütbiyye, kendisine takdim edilen zekat mallarını peygamberimize dökümünü teslim etti. Ya Resulallah, bunlar altın olarak verilmiş, bunlar gümüş olarak verilmiş zekat malları. Şu kadar sığır, şu kadar deve, şu kadar koyun zekat olarak verildi diye dökümünü arz etti. Ve en sonunda şu ifadeyi kullandı. Bunlar da bana hediye olarak verildi. Memur hediye almıştı. Memurun hediye almasının anlamı nedir? Rüşvettir. Er-râşî vel-mürteşî fin-nâr. Lanallahu er-râşiye vel-mürteşî. Rüşvet alana da verene de Allah lanet etmiştir. Rüşvet için herhangi bir bahane ve sebep üretilemez. Toplumun dengesini, toplumun yapısını, sosyal yapısını zedeleyen en büyük günahlardan, suçlardan biri rüşvet. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimizin yüzü kızardı. Bir şey söylemedi. Onu ayıplamadı. Bilal'e emretti. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh Medine çarşısında, sokaklarında, civarda insanları camiye topladı. Mescid-i Nebevi'de aleyhissalatü vesselam Efendimizin 3-5 basamaklı minbere çıktı, anlatmaya başladı. Hamdele ve salvele ile başladı. İçinizden bazılarına görev veriyorum dedi. Zekatla görevli memurların sayısı çoktu. Bunlar zekatın dökümünü bana sunduktan sonra şunlar şunlar da hediye olarak verildi demekteler. Bir kişi olmadığı için kimin kastedildiği belli değil. Onlarca zekat memuru var. Civar kabilelere, kasabalara gönderilen. Annesinin babasının evinde kalsaydı o hediye ona verilecek miydi? Sizden biriniz haksız yere rüşvet aldığında kıyamet gününde bunu getirerek yanında bu malla birlikte gelecek. Eğer deve, sığır almışsa böğürerek gelecek. Zimmetine koyun geçirmişse, rüşvet olarak koyun almışsa koyun meleyerek gelecek. İnsanlar arasında rezil rüsvay olacak. Siz siz olun, beni mahcup etmeyin. Beni utandırmayın. Diğer ümmetlerin huzurunda beni mahcup etmeyin diyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. O kadar o kadar tekrarladı ki sahabe-i kiram kulna leytehu seket, neredeyse keşke tekrar etmese, sussa diye temenni ettik. Çünkü bir peygamberin birkaç defa bir şeyi tekrar etmesi o ümmetin azaba uğramasına sebeptir. Aleyhissalatü vesselam çok üzülmüştü. Sahabe-i kiramdan birinin rüşvet alması çok büyük bir günahtı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o sahabiyi ve diğer arkadaşlarını bu şekilde uyarmıştı. Uyarı vazifesi genel anlamda isim vermeden yapılabilir. Bazen biz isim vermiyoruz ama isim vermeden daha kötü yapıyoruz. Benim bir komşum var. İşte falan yerli bir komşum var. İsim vermiyorum diyoruz. O memleketten bir tane komşum var. İsim vermiş gibi oluyoruz. Hani şu kısa boylu var ya, hani şu var ya diyoruz. İsim vermeden tenkit ediyoruz. Yine gıybet, yine nemime, yine ayıplama,
günahını işliyoruz. Rabbim Müslüman kardeşimizi ayıplamaktan, tahkir etmekten, küçümsemekten bizleri masum ve mahfuz eylesin. Rabbim İslam kardeşliğinin hukukuna riayet etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Sitem, eleştiri, tartışma, gıybet, nemime, laf taşıma İslam kardeşliğini zedeliyor. Kötü ahlak ya mekruhtur ya haramdır. İslam kardeşliğini zedeleyen bütün özellikler nehyedilmiştir, yasaklanmıştır. Ne kadar uzak olursak Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Peygamber'e o kadar yakın oluruz. Rabbim İslam kardeşliğinin gereğini yerine getirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Başkalarını ayıplamak, insanların arasında kusurlarını yüzüne vurmak günahından Rabbim bizleri uzak eylesin. Rabbim rızasını kazanacak amellere muvaffak eylesin. İçinde bulunduğumuz şu Resulullah şehrin ayından en güzel şekilde istifade etmeyi, bu ay Peygamber Efendimizin ahlakını okumayı, okutmayı, Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili bir eseri kardeşlerimize dağıtmayı, hadis-i şeriflerinden bir veya birkaçını ezberlemeyi Rabbim nasip eylesin. Rabbim Nebi-i Zişan'ın şefaatinden mahrum eylemesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.